teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Benim için burada olmak büyük bir keyif. Sizlerle beraber tartışma fırsatı bulduğum için hakikaten çok seviniyorum. Uzun süredir merak ettiğim bu buluşmalarda yer aldığım için de mutluyum. Ben bir sunum üzerinden sizinle çalıştığım alanlar çerçevesinde bir tartışma sunmak istedim. Bu arka planım tabii ki önemli çünkü her üç konuda birbirinden ayrı derya deniz alanlar. Antroposen de, iklim de, cinsiyet eşitsizliği de. Dolayısıyla kendi deneyimlerim doğrultusunda belirli tartışma konuları ya da göstergeler üzerinden sınırlı bir evrende bu sunumu hazırladım süremiz de nedeniyle. Kritik belli konuları ele almaya çalıştım. Tabii ki konular benim ele aldığım şekilde sınırlı değil, çok daha geniş ama baktığım yerler buralar olduğu için. Ve de en son cinsiyet eşitsizliği konusunu da yine ben eğitim alanında çalıştığım için eğitim alanından bakarak biraz oradaki göstergeleri ve verileri tartışarak nasıl sonuçlar doğuruyor ve doğurabiliyor. Bunların etkileri neler, nasıl yaklaşmak gerekir sorularını bu çerçeveden sormaya çalışacağım. Yani hani ele almaya çalışacağım. Sizler için de sakıncası yoksa bir özrüm var sizlere. Onu baştan paylaşmak isterim. Gerçi ben hani zaten Türkçe'ye çevireceğim. Bazı slaytlarım, yararlandığım kaynaklar İngilizce olduğu için ve çeviriye fırsat bulamadığım için İngilizce. Dolayısıyla onun için şimdiden özür diliyorum ama zaten betimlemeli anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben sunumumu paylaşarak ilerleyeyim. Bir de şunu, akışı şöyle söylemek isterim. Akışta da antroposen tartışmalarını bir ele almak istedim. Arkasından iklim tartışmalarına biraz değiniyorum. Adalet tartışmalarında baktığım yeri yani sizlerle paylaşmayı planladım. En sonunda da dediğim gibi bu cinsiyet eşitsizliği alanı iklimden nasıl etkileniyor, etkiliyor ve eğitim bunun içerisinde neler bize gösteriyor? Böyle bir akış öngördüm. Sonra da sizin katkılarınız ve sorularınızla umuyorum zenginleşir. Hemen şimdi ben açayım. Olabildiğince açıklamalı yapmaya çalışacağım. Siz chatten de belki yazarsınız. Sunum yaparken chat'i ya da sizleri görme ihtimalim olmuyor. O yüzden Ezgi'den ve Ayça'dan rica edeceğim. Eğer herhangi bir soru ya da olursa müdahale edebilirsiniz diye. Bugün konumuz antroposende iklim ve cinsiyet eşitsizliği. Ben iki adımdan vazgeçemiyorum ama Meltem'i parantez içerisine aldım. Burcu'yu tercih ediyorum, onu da baştan söyleyeyim. Bir de hanım diye bir göbek adım yok. Burcu derseniz, Burcu diye hitap ederseniz ona da ayrıca sevinirim. Akışımı paylaştım sizinle. Tanımlar üzerinden giderek başlayacağımı da söylemiştim. Zaten zannediyorum çoğunuzun bildiği, tartıştığı konular bir üstünden birlikte geçmiş oluruz. Antroposen son derece tartışmalı ve çeşitlilik getiren bir alan biliyorsunuz. Beklendik ve beklenmedik ölçüde farklı anlamlar barındırıyor. Bakan, anlamlandıran kişi topluluklara göre değişebiliyor. Çıkış anlamıyla başlayacağım ben sizlerle. Çıkış anlamı jeolojik dönem olan Holosen sonrası, yani insanlığın tırnak içerisinde insanlığın gelişimini destekleyen bir süreç olan o son buzullar çağından sonra görece daha stabil durağan yani öngörülebilir iklimlerin olduğu ve dolayısıyla tarım da dahil olmak üzere insanın serpilmesini yine tırnak içerisinde sağlayan dönem Holosen. Bunun sonrasındaki jeolojik dönem olarak önerilen bir kavram. Çıkışı bu. Bunu aslında jeologlar çok daha erken dönemlerde 2002'den önce tartışmaya, ele almaya başlamışlardı. Ancak yayılmasına neden olan kişi Paul Crutzen adlı bir bilim insanı. Nature adlı bu iklim alanında çalışanların ya da doğa koruma alanında çalışanların da çok yakından izlediği bir önemli
dergi olan Nature dergisinde çıkan kavramlar bölümündeki Geology of Mankind, insanlığın, insanın jeolojisi başlığıyla bir kavram önerisi olarak sundu ve ondan sonra da çok inanılmaz bir şekilde yayıldı. Yayılması da hakikaten sadece doğa alanında, doğa bilimleri alanında çalışanlar bakımından değil, çok yüklü bir kavram olduğu için antrodan dolayı çok farklı disiplinlerden, topluluklardan, bölgelerden insanların tartışmaya katıldığı bir kavram haline geldi. Yine çıkış noktasından başlayacağım. Burada bir görsel paylaştım ben. Bu görsel jeologlar için başlangıç, yani antroposen çağına ismini jeologlar için, herhangi bir çağa isim vermek için bir dönem, net bir zaman aralığı belirlemek önemli. Dolayısıyla da bunun başlama noktasını jeologlar 1750'ler olarak adlandırılıyor ve 1950'ler özellikle adlandırılıyor, ama 1750'lerden günümüze yaşanan süreci de böyle Great Acceleration, büyük ivmelenme dönemi olarak adlandırıyor ve burada insanın etkisinin jeolojik katmanlarda görünür hale gelmesi gerekçesiyle paylaşılıyor. Grafiğimde ben çok sayıda üstel artan bazı göstergeler paylaşıyorum. Örneğin 1750'lerden bu yana metan seviyesi 2000'lere varana kadar çok inanılmaz artmış. 1950'lerde de kritik bir kırılma yaşanmış. Karbondioksit aynı şekilde, gayri safi yurt içi hasıla aynı şekilde, su kullanımı ya da işte kentteki nüfus, genel nüfus, ulaşım gibi çok sayıda bir üstel artış, yani bütün bunlarda bir hızlanma, ivmelenme söz konusu. Bunu paylaşmalarının nedeni aslında şu: bu dönemler aynı zamanda yine tırnak içerisinde insanın gelişiminin güçlendiği, arttığı, örneğin insanın ömrünün uzadığı, bebek ölümlerinin azaldığı, eğitime katılan, eğitim hakkına erişebilen nüfusun arttığı, genişlediği bir dönem olarak da biliniyor. Bu insani gelişmelere karşı karşıya bulunduğumuz durum bu ve bu üstel artış aslında insanın önemli bir jeolojik etken olarak dünyayı değiştirdiğini söylüyor. Yani savlarından bir tanesi bu. Bir diğer sav da şu: ilk defa, yine tabii ki hani bu alanı ortaya koyan insanlar için söylüyorum bunu. İlk defa insanlar etkisini fark ettiler ve dünyada insanın, yine tırnak içerisinde insan, lütfen artık hani bunu öyle kabul edin, tırnak içerisinde insanın etkisini gördüğü, fark ettiği, bildiği, dolayısıyla eyleme geçmek için aslında yeterince bilgisi olduğu varsayımıyla da bu kavramı ortaya koydukları paylaşıldı antroposen. Önemli etkilerinden bir tanesi, çıkar çıkmaz bazı, sadece jeologlar değil ama iklim bilimciler, biyolojik çeşitlilik çalışmaları yapanlar, doğa koruma alanında çalışan bir grup uzmanın ortaya koyduğu gezegenin eşikleri ya da sınırları kavramı çıktı. Şu anda paylaştığım görselde de ben gezegenin eşikleri kavramını paylaşıyorum. Bu bir küre içerisinde dünyanın durumunu gösteriyor ve belirli parçalara ayrılmış, 9 tane parçaya ayrılmış. Bilim insanları bunu ortaya koyan, yanılmıyorsam yaklaşık 24 bilim insanı, çok azı kadın. Ağırlıkla İskandinav ülkelerden erkekler, onu da söylemem gerekiyor bence. Fakat bir araya gelerek, çok sayıda yayını da takip ederek, gezegenin kendini devam ettirebilmesi, insanlar için devam ettirebilmesi ve başka canlılar için devam ettirebilmesi için eşikler neler, kritik sistemleri hangileri ve bu kritik sistemlerde durum ne? Bu soruyu sorarak ortaya koydukları bir gösterge. Şimdi bir küre düşünün. Bu küre iç içe başka dairelerden oluşuyor. En içteki daire, en ortada böyle bir yuvarlak alan var. Orası güvenli alan denilen, bu 9 eşiğin, birazdan adlarını söyleyeceğim, 9 eşiğin
sınırlı oldu. Yani bunun içerisinde belirli hesaplarla bunun içinde kalın, bu sınırın içinde kalındığı takdirde gezegen yaşamı devam ettirebilir deniyor. Onun bir üst dairesi, bir büyük dairesinin turuncu, orada da riskler var. En üstte de daha koyu turuncu ya da kırmızı, artık eşiklerin aşıldığı, güvenli sınırın tehlike altına girdiği ve gezegenin eşikleri antroposen, yani insan etkisi nedeniyle zor durumda olduğunu gösteren alanlar. Hangi eşiklerden bahsediyorum? İlki iklim değişikliği. Gezegendeki yani şeydeki atmosferdeki karbondioksit, nitrojen dioksit, metan gibi ya da başka bir takım sera gazları diyelim. Sera gazlarının miktarını bakıyor. Bir diğeri burada E-MSY ya da BLL diye görüyorsunuz. Onlar hani teknik jargonlar, hiç geçin, ama biyolojik çeşitlilik bütünlüğü, yani biyosfer bütünlüğünü kastediyor. Burayı da ikiye ayırmış. Bir tanesi canlı türlerinin azalması, diğeri genetik çeşitlilik. Canlı türlerinin azalmasında zaten eşiği çoktan aşmışız, hatta en dış sınırı bile çıkmışız. İklim, bu arada bu şu andaki yeri 2019 olması lazım. 2022'deki durum çok daha şiddetlidir tahmin ediyorum. İklim değişikliğinde de zaten öngörülen sınırı aştık. Güvenli alan olarak görülen sınır aşıldı. Arazi kullanımı değişikliği üçüncü gösterge, yani eşik. Tatlı su kullanımı bir diğer eşik. Biyokimyasal akışlar, bu aslında azot fosfat döngüsü, yani çok tarımla doğrudan ilgili bir alan. Girdiler diyoruz buna, besin girdileri, ama besin girdileri kirlilik yaratan besin girdileri diye düşünün. Özellikle gübrelerle ya da arazi kullanımıyla ya da ormansızlaşmayla ilgili bir durum. Bir diğer eşik okyanusun asitlenmesi, bir diğer eşik atmosferdeki aerosol, bildiğimiz anlamda kloroflorokarbonların durdurulduğu alan, aerosol parçacık yükleme, stratosferik ozon incelmesi var. Bir de yeni maddeler diye bir kavram var. Bunu özellikle paylaşıyorum. Çok tartışmalı bir gösterge bu arada bu, ama özellikle paylaşıyorum çünkü birbirini tetikleyen, birbirini etkileyen, biz bugün sadece ağırlıklı iklim konuşsak da her biri birini etkileyen ve birinden etkilenen ve hiçbiri birbirinden ayrılamayacak bir bütün sistem aslında. Bunu bu şekilde göstermemin bir sebebi de bu parçalı yaklaşımın aslında getirdiği körlüğe de işaret ettiği için. Bir yandan önemli, indirgemeci bir şekilde durumu ortaya koyduğu için önemli ve etkisi çok yüksek oldu. Ama bir yandan da çok parçalı bakıyor. İklim değişikliğini biyolojik çeşitlilikten ayırmanın imkanı yok aslında. Ama bu hakikaten durumun vahametini biraz ortaya koyduğu için çok da önemli. Yani antroposen tartışmasından sonra hemen bu çıktı ve bu kavramı ortaya koyan bilim insanları da politika transferine neden olan en güçlü kurumlar arasında sayabileceğim Birleşmiş Milletler'in politikasını etkiledi. Bu bakımdan önemli. Bugün bir sürü ülkemizdeki, yani Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin iklim politikalarını ya da cinsiyet eşitsizliğine yönelik durumu etkileyen politikaları temelinden etkiledi. Aynı ekibin söylediği bir başka durumu ortaya koymak istiyorum. Bu da önemli antroposeni anlamak için. Yine orijinal antroposeni, yani orijinal derken kastettiğim. Burcu, sesim gitti. En son nerede kaldım? Ben seni duymuyorum Ayça. Çok pardon. Normal antroposen dedin. Dama çıkacaktın. Tamam. Orijinal antroposen dedim ama hemen geri çektim. Yani orijinalle kastettiğim ona bir büyük anlam vermek değil. Sadece başlangıçlardan bir tanesini ve çok etkileyici olduğu için söylemek istedim onu. Ama bu biraz önce paylaştığım grafikte
ki çalışmayı yürüten, gezegenin ışıkları çalışmasını yürüten aynı ekip bir de şey ortaya koydu. Devrilme noktaları, devrilme alanları. Bu bizler için son derece hayati bunu anlamak. Bu aslında şey anlamında da önemli. Yani baktığımız yer, anladığımız alan, gezegendaşlık, yurttaşlık, bütün bunları etkileyen bir alan olduğu için söylüyorum. Bir grafik gösteriyorum burada, bir şekil aslında. Dünya haritası var ve bu dünya haritasında bazı yerler işaretli. Bu alanlar, şimdi birazdan adlarını söyleyeceğim. Bu alanlardaki eşikler aşıldığı zaman sürpriz etkisi denen etkiye gidiyor. Yani beklenen, öngörülen durumdan çok daha şiddetli etkiler yaşanması bekleniyor. Ve şu anda bilim insanlarının özellikle gözlerini çevirdiği alanlar buralar. Neresi? Tayga ve tundra alanları. Buradaki yaz-kış sürekli olan buzulların eridiği, yandığı haberleri geliyor biliyorsunuz. Eğer buradaki topraklardaki buzul erirse ortaya çıkacak metan ya da vektör hastalıklar ya da virüsler, bakteriler öngörülemez sonuçlara neden olabilir deniyor. Aynı şekilde bir diğer grafik şeyde gösterdiği alan bu devrilme noktalarının muson yağmurlarının olduğu bölge, Hint bölgesi. Buradaki iklim sistemi de değişirse aynı şekilde ve tabii bunların her birinin birbirini tetiklediğini unutmayalım. Keza şeyler en bildiğimiz iklimde en göz önünde olunan bu yüzden de tartışmalı olan kutuplar bölgesi de aynı şekilde. Kutuplarda şu anda yakın zamanda bir çok büyük bir kitle aslında birkaç yıl daha kopmayacağı varsayılan bir kitle yakın zamanda koptu mesela. El Niño yani bu Atlantik bölgesinde olan o inanılmaz fırtınaları oluşturan bir sistem var orada. Termalan sistemi deniyor buna, Atlantik sistemi diyeyim ben size. Bunun değişmesi, düzeninin bozulması da tabii ki aynı şekilde. Hani mercanlar, Amazon yağmur ormanları, Sahra Sahel bölgesindeki değişiklikler gibi burada çok çeşitli hani birkaç böyle kaç tane diyeyim hani birkaç tane diyeyim birkaç on tane diyeyim devrilme noktası görebiliriz. Ya eşiklerden gayrı bunlara bakmak önemli ki ciddi sıkıntılar olduğu da paylaşılıyor zaten buralarda. Şimdi belirsizliklerle dolu bir dönem olarak da tarif ediliyor zaten antroposen bir yanıyla. Bu belirsizlikleri şiddetlendireceği için bunu anlamak, bilmek, izlemek önemli. Geçiyorum. Bir diğer kritik nokta da yine burada da bir görsel paylaşıyorum. Bu görselde de aslında şu anda hani özellikle iklim bakımından sera gazı salımlarının ağırlık yükü nerede sorusunun yanıtı bu. En yoksul %50 nüfus %20'sinden sorumlu. Sorumlu mu sorusu da soru işareti benim için tabii ki. Çünkü buna zorunlu olarak itildiklerini düşünerek bunu söylüyorum. En zengin %1 nüfus da %15'ten aslında hani en zengin %15'lik bir en zengin %15 nüfusun bugün içinde bulunduğumuz iklim krizinin %52'sinden sorumlu olduğunu gösteren bir grafik. Yani bunu da anlamak önemli eşitsizlikler tartışmasında. Şimdi antroposen bu ben şeyi söyledim, çıkış noktasındaki yaklaşımı söyledim size. Çok tartışmalı ve çok farklı anlamlar barındırıyor. Onu da söyledim ve zaten mentroposin yani aydınlanmacı erkek insanın gücünün konumlandığı yer olarak da ortaya konuyor. Bu bakımdan önemli çünkü antro hangi insan sorusunu sorduruyor ve zaten içinde bulunduğumuz durumun insanın kendini konumlandırdığı o yüce yer olması. Keza bu kavramda da insanı aslında bir aynen depremler gibi bir güç olarak konumlandırmasının da çok sorunsallığına işaret ediyor. Yine hani hangi insan sorusu beraberinde şunları da getiriyor. Yeterince insan olmayan kavramını da getiriyor tabii ki bu hani yaklaşım bakımından, sistemlerin getirdiği bakımından Başakağan'ın çevirisi.
less than human, bu Anatising bunu söylüyor. Hani less than human meselesini ortaya koyuyor aslında bu durum. Bu anlamda da tartışmalı da olsa kıymetli diye ve katılım, yani katılım alanı olarak önemli bulunduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yine antroposinin hani dışladığı bir alanda insan olmayan. Ben buraya yıldızla insan olmayanı koydum. Çünkü yoldaş türler demeyi tercih ediyorum ama özellikle dışlama alanı verdiği için, dışlama hissini güçlü vurguladığı için non-human, insan olmayan kavramını bunun için kullanmak istedim. Ve bu antroposen alanı ekososyal adaletsizliğin görünür olduğu, görünmeyenin derinleştiği bir alan. Dolayısıyla mevcut, biraz önce sizinle paylaştığım haliyle, yani tırnak içerisinde orijinal haliyle de çözüm değil, bir sorun alanı. Fakat bu sorunu, tartışmaları açmak, bir araya gelmek, farklı görüşleri buluşturabilmek için bir alan olarak görebilir miyiz sorusunu ben soruyorum Anatising okumalarım üzerinden. Burada Sibel Yardımcı'ya da atıf vermek isterim. Çünkü antroposen tartışmalarında önemli, sizler de izlemişsinizdir, önemli başka kavramlar da eklendi ve çok kıymetli açılımlar sağladı. O tırnak, onun doğrudan alıntısını söylüyorum bir yazısından, Hepimiz Likeniz yazısından, çok güzel bir yazı. İşte antroposen tartışmaları, sermayenin ve insanın damga vurduğu şimdinin kapitalösen ve antroposen yerine yeryüzüne ait bir şimdiyi, yani kutulesen'i geçirmek yaklaşımıyla ele almanın önemini vurguladı. Yine aynı yazıdan bir alıntıyla bu kutulesenle ne ifade edildiğini, yani antroposenden nereye gidildiğini göstermek bakımından önemli bulduğum için paylaşıyorum. Yine doğrudan onun yazısından alıntılayarak okuyacağım. İngilizce'de sırasıyla antroposen, kapitalösen, kutulesen, bu üç kelime kainos sözcüğüyle türetiliyor. Bir dakika şöyle şey yapayım. Yani eski Yunanca'da yeni, antropos insan ve kapital sermaye kelimeleriyle birleştiğinde insanın ve sermayenin çağını işaret ediyor. Kutulesen ise kiton, doğru okuyorum umarım, ve kainos sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Bu sözcüklerin ilki kitonik, yani yeryüzüne ait varlıklara işaret ediyor. Kitonik varlıklar havada, sularda, yeryüzünün farklı yerlerinde çeşitli biçim ve isimlerde kıvranırlar ve çoğalırlar. Çok önemli, çünkü bu mentroposenden buraya gelmesi ve bu alanları açması bakımından Anatising bunu çok önemli buluyor. Donna Haraway'de bu tartışmalar zaten oradan çıkıyor biliyorsunuz. Antroposen tartışmalarının bizi getirdiği noktayı ben de şöyle görüyorum. Sorunlu olduğunu bilerek tabii ki, kesişimsel eşitsizliklerin çarpıcı görünürlüğünü sağladığı için. Yani tamamını demiyorum ama tabii çarpıcı bir görünürlük sağladı, tartışmayı arttırdı, zenginleştirdi. Bir tür kenar etkisi oluşturduğunu düşünüyorum antroposen tartışmalarının. Ne kastediyorum burada? Permakültürdeki kenar etkisi ya da ekoton, ekoloji bilimindeki adıyla. Farklı iki habitat, yaşam alanının kesiştiği yer ekotondur. Bir göl ve bir ormanın yanında olduğunu, tam ortasında olduğunu düşünün, olduğunuzu düşünün. O orta alanda göldeki canlıları da, ormandaki canlıları da ve sadece o orta hatta özgü canlıları da görebilirsiniz. Yani orası bir kenar etkisi, çeşitlilik, karşılaşma alanı, imkan ortamı sağlar. Bir ekolojideki ifadesi, ekotonlar biyolojik çeşitlilik açısından zengin alanlardır. Zenginlik sadece sayısal zenginlik olarak düşünmeyin bunu. Yine benzer şekilde antroposenin getirdiği bu kadar çok tartışma olduğu için de Karen Barat'tan bir şeyle fark yaratan kırılımsal desenler oluştu. Yani farklı görüşler karşılaştı. Antroposen girdi o piramitten ve farklı görüşler ve tartışmalar çıktı diye düşündüm. Ve bu fark yaratan kırılımsal desenleri önemli buluyorum bu bakımdan. İnsan kimdir sorusunu benim bulunduğum, çalıştığım alanlarda güçlü sormayı sağladı.
canlı cansız denkliğini sorgulamayı ve daha güçlü ifade edebilmeyi, dünyadaşlık, yaşamdaşlık, yoldaşlık kavramlarını biraz daha güçlü alan açtığını benim çalıştığım alanlarda söylüyorum bu arada. Yoksa çok daha öncesinden zaten bu kavramlar tartışılıyordu. Bu bulunduğumuz tartışma alanında da, antroposenin bizi bugün getirdiği noktada da, yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacı artık kaçınılmaz ve elzem ve çok daha güçlü ifade ediliyor. Ve bu toplumsal sözleşmenin hukuk, ekonomi, eğitim birçok alanı aynı anda ve birlikte değiştirmesi önemli. Burada bir kıymetli tartışmayı daha açmak isterim antroposende. O da ikilikler tartışması. Şimdi antroposen tartışmalarında insan merkezcilik ve ekomerkezcilik önemli iki hat olarak karşımıza çıkıyor. Ve eko, hani bilirsiniz, hep de grafik görünür, özellikle eğitim alanında çok görüyorum bunu. Ego değil, ekosentrik yaklaşım diye. Benim ufkumu açan bir Deleuze'le beraber tabii ki bir şey oldu. Aykut Çoban'ın Çevre Politikası kitabında çok güçlü bir merkezsizlik tartışması var. Aykut Çoban diyor ki, aynen Deleuze'ün şeyleri, rizonları gibi düşünebiliriz bunu. İnsan ya da eko. Birini diğerinin çeperini aldığın zaman ötekileştiriyorsun. Biz bunları değil, yani bu ötekileştirmeyi değil, bu merkezciliğe karşı çıkmayı, direnmeyi ve bunu tabii çok başka insanlar da söylüyor. Val Plumet bunu çok güçlü söylüyor. Buna direnmeyi, yani insanın herhangi birinin ötekine konumlanmasını sorunsallaştırıp aradaki bağlara, aradaki ilişkilere bakmak kritiktir. Burası bize söyleyecek ve bu yeni toplumsal sözleşmenin çıkacağı yer burasıdır diyor. Ve şey, belki bir sonraki slaytımda koymuşumdur, şimdi onu hemen bulayım. Yok, koymamıştım. Hemen şuradan çok özür dileyerek notuma bakacağım. Yani şöyle bir ifade var. Yaprak, orman yaprak içindir anlayışından çıkıp yaprağın orman için olduğu anlayışına gidilmesinden bahsediyoruz burada bir yanıyla. Bir de bir tane daha notum vardı. Her şey içinde bulunduğu ağla anlamlıdır. Bu bakımdan da önemli. Bir dakika, hemen geriye gidiyorum. Burayı hallettim, burayı da hallettim. Evet. Peki bulunduğumuz durum nedir? Bugün biraz da onu birkaç tane şeyle, fotoğrafla size paylaşmak isterim, çarpıcılığını durumun ortaya koymak için. Bugün içinde bulunduğumuz iki tane, bir Merkür'le Dünya gezegenini gösteriyorum fotoğrafta. Hakikaten spaceship, yani uzay gemisini gerçekleştirir hale geldik. Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Oysa gezegen, yani gezegeni bırakıp Mars'a gitmeye çalıştığımız bir dönemde. Bu bence çok çarpıcı bir durum, bir hal. İçinde bulunduğumuz durumu gösteren en önemli işaretlerden bir tanesi. Bir diğer tartışmak istediğim bu konuda, içinde bulunduğumuz durumla ilgili de üç tane arka arkaya şekil, fotoğraf göstereceğim. Bu ilki bir harita. Hep bildiğimiz fiziki haritalardan bir tanesi, Batı Avustralya'da Büyük Kumlu Çöl adındaki bir yeri gösteriyorum. Yani buradaki haritada işte Gibson Çölü var, Victoria Çölü var, belli kentlerin adı var. Bir de böyle işte gösterdiğim fotoğraf değil de şeklin sağ üst tarafında da Büyük Kumlu Çöl diye geçiyor. Şimdi aynı bu. İçinde bulunduğumuz eğitim sistemini de bunun içinde düşünün lütfen. Bu haritayı, yani bu büyük çölü aborjinlerin nasıl çizdiğini göstereceğim şimdi size. Bir kalabalık var ve yerde büyük bir kolaj yapılmış. Aynı bölgede farklı desenler, farklı şekiller, farklı çizgiler, yuvarlak çizgiler, düz çizgiler, eğri çizgiler var ve aborjin sanatçılar Nuburu bölgesinde yaşadıkları bölge olan büyük kumlu çölü çizmişler. Şimdi bunun büyütülmüş halini size göstereceğim. Burası.
Yine aynı şekilde işte nehri andıran çizgiler var, çiçek şeklini andıran çizgiler var, güneş ışıklarını yansıtan ya da tarım alanlarını yansıtan çizgiler var. Bu gördüğümüz önemli bir sanat olmakla birlikte aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanların sadece belli kaynakları göstermeyip yaşadıkları hikayeleri, kutsal mekanları, çocukluğunda oynadıkları alanları, güvenli alanları, dikkat edilmesi gereken alanları gösteren bir harita. Yani dünyaya nasıl baktığımızı göstermesi bakımından çok önemseyerek anlatıyorum. Güneşin Aydemir sağ olsun bana bu haritayı katan oydu. Buradan da yine şeye geçeceğim. Çok kıymetli Selcan Küçüküstel antropolog o da. O da Dukaların benzer bir hikayesini anlatmıştı. Aynı olduğu için paylaşıyorum. Dedi ki yani çok da Dukalar diye kitabı da var. Öneririm size Rengeyi Türkleri Dukalar diye nefis bir kitap. Orada uzun süre yaşadığı Dukalarla beraber doğa insan ilişkisini araştıran bir antropologtur Selcan. Bizlerin yaban olarak baktığı alanların nasıl yuva olarak görüldüğünü gördüm ben burada anladım ve belirli bir coğrafi alan sadece fiziki değil duygusal bir alan da olabilir bunu anladım diyor. Ve orada bir anılar haritası yani yaşadığı bölgeyi çizmişler birlikte ona anılar haritası diyor. Orası tundra, tayga olmanın ötesinde tehlikeli yaban bir coğrafya değil. Yani Selcan'ın Dukalardan öğrendiği. Dört duvarla çevrili güvenli bir alan da değil. Yer şekillerinin ötesinde yaşanmışlıklarla dolu büyük bir ev olarak görüldüğünü söylüyor. Aynen büyük kumlu çöl gibi. Ve çizildiği ya da anlatıldığı zaman yaşadıkları, dinledikleri masallarla, mitlerle ve kutsal mekanlarla anlattıkları. Hem kişisel hem kolektif hafızanın harmanlandığı yerleri bildikleri ve gösterdikleri. Ne ifade ediyor? Yani sonuçta o büyük kumlu çölde aborjinler için sadece hayatta kalmak, yaban hayvanlarından korunma bilgisi, yani teknik bilgiler değil, başka bilgiler, hikayeleri, kolektif hafızayı katması bakımından önemli. Antroposen de işte bu anlamda bu tartışmaları da güçlendirdi diye düşünebiliriz. Şimdi gösterdiğim fotoğrafta da iki kardeş var. Bu da bence çarpıcı bir fotoğraf. Allah'ım süremi uzatıyorum ben galiba. Siz beni uyarın olur mu? Ben böyle galiba dümdüz konuşuyorum. Yok yok hiç sıkıntı yok bence Burcu. Tamam süper. Şimdi gösterdiğim fotoğrafta iki kardeş var. Bu 1970'lerden bir fotoğraf. Bu fotoğrafı da Kate Wright'ın Becoming With, Birlikte Oluş diye çeviriyorum ben. Başak Ağa'nın desteğiyle. Bu kavramı temel aldığı bir makalede görmüştüm ve çok çarpıcı bulmuştum. Haraway'e de çok atıf var burada. Kardeşlerin saçları diktik. Ve aslında ne kadar yaşadığımız mekandan kopuk olduğumuz, yani insan kendini güçlü birey, etkileyen, etkileyici, gezegeni değiştiren birey olarak konumlandırıyor bazı insanlar ama hani aslında durum şu, 5 dakika sonra yanılmıyorsam bu dik dik saçlı ve gülümseyerek fotoğrafa şey veren, poz veren iki kardeşe yıldırım çarpıyor. Bu alanın ya statik elektriği gösteriyor, çok net zaten. Bu statik elektriğin bilgisi de körleştirildi, unutturuldu. Ben buna kasıtlı unutturma diyorum doğrusu, kasıtlı eskitmeden yola çıkarak. Kaç diyor aslında ama kaçmak yerine gülümseyip fotoğraf çekiliyor ve çarpılıyorlar. Neyse ki bir başlarına bir şey gelmedi. Travma, tabii ki travmayı atlatamadılar ama ölüm yani yaşadılar onu demek istiyorum. Cuma'nın bu saatinde zorlanarak konuşuyorum kusura bakmayın olur mu? Benim artık maruz görün biraz. Bir diğer çarpıcı fotoğraf da yine içinde bulunduğumuz antroposen, eğer antroposense hani insanın kendini konumlandırdığı yerse konumlandırdığı yeri göstermek için söylüyorum ve bu da beni biraz öfkelendiren de bir şey. Yani üzen, öfkelendiren, eyleme de geçirten bir fotoğraf. Bu hayvanat bahçesinin ortasında bir orangutan ellerini kavuşturmuş bir yükseltinin üstünde oturuyor. Pencereler var, cam mekanlı mekandan da ebeveynler ya da işte bakım verenler çocuklarla beraber gülümseyerek içeri bakıyor. Çünkü çocuklar orangutanla tanıştılar. Ya şimdi bugün dahi aslında biz böyle baksak evimizdeki paketli ürünlere bu
orangutanların orada bulunma sebebiyle kendi yaşam pratiklerimiz arasında doğrudan ilişki kurarız. Çünkü palmiye yağı ile dolu bir sürü ürün kullanıyoruz şu anda. Eğer doğa dostu, ekolojik, vegan ürünler tercih etmiyorsak, ya da o da zaten biliyorsunuz o da ayrı bir eşitsizlik. Bu ürünlere erişebilme de büyük bir mesele. Çünkü erişilemez de oldu aslında. Herkes için erişilebilir değil ekolojik, vegan ürünler. Bir diğer çarpıcı da, son iki çarpıcı fotoğrafım antroposenle ilgili. Kaçak fil dişi avcılığı yapılan bir fotoğrafı gösteriyorum size. Ortada binlerce fil dişi var ve yakılıyor. Yani neresinden tutacağımı bilemediğim bir fotoğraf bu gerçekten. Hani fil dişi o katliama yanmasına çözüm olarak bulunana neresinden bakacağımı bilemiyorum gerçekten. Çok çarpıcı buluyorum içinde bulunduğumuz antroposini göstermesi bakımından. Bu da yine önemli bence. Dünyanın suyu bu fotoğrafta, bu şemada, yani animasyon mu denir, şekil mi denir, ne denir, çizimde. Dünyanın suları yine bir küre olarak biriktiriliyor. Bütün sular küçücük bir miktar tutuyor zaten. Onun içinde üstünde küçücük bir daha su küresi var. Daha da küçük yani, o da tatlı su. Ya biyofiziksel sınırlılığın olduğu bir evrende biyofiziksel sınırlılık yokmuş gibi hareket edilmesini yansıttığı için de kıymetli antroposen diyeyim. İklime geçiyorum buradan. O başta gösterdiğim 9 eşikten bir tanesi olan iklim için gösterdiğim, seçtiğim grafik de zaten çoğunuz tahmin ediyorum içinde bulunduğumuz durumu biliyor ve izliyorsunuzdur. Burada bu iklim aktivistlerinden Greta'nın bla 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 diye aslında tarif ettiği, boş konuşuyorsunuz diyor yani şeylere, bu süreçleri yürüten karar alıcılara. Onu gösteren, yansıtan bir grafik. Adını unuttum şimdi ama eğer sunumu isterseniz paylaşırım. Bütün kaynakları da altta paylaştım zaten. Karbondioksit ve küresel sıcaklık miktarının nasıl 1960'lardan 2020'lere çok şiddetli bir şekilde, işte 315'lerden 400 küsürlere vardığını gösteren ve bu üstel bir şekilde artan grafikte de tarihsel olarak şeyi koyuyor. Dünyanın ilk iklim konferansının ne zaman olduğu, işte 1970'lerde. Sonra ilk IPCC'nin değerlendirme raporunun çıktığı 1900'ler. Sonra ilk iklim değişikliği konferansı, Kyoto Protokolü, Kopenhag Sözleşmesi, Paris Anlaşması gibi. Bunların hiçbiri de durdurmamış. Yani aslında gerçekten ben... karbondioksit miktarı şu kadar şöyledir demek yerine aslında bunu göstermek istedim. İçinde bulunduğumuz durumu, adaletsizliği de anlamak ve kurumlara ya da sözleşmelere verdiğimiz anlamları tartışabilmek bakımından. Tüm bu süreç içerisinde toplumsal cinsiyete dair de belli eşik noktaları oldu. Bunu da paylaşmak istiyorum çünkü bunu anlamamız, yani tarihsel sürece bakmamız ne kadar geç ve hiç adım atılmadığını göstermesi bakımından önemli. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile ilişkin toplumsal cinsiyete dair atıflar 2001 yılında başladı. Ne kadar geç olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yani 1970'lerde tartışılmaya başlayan bir konu ve 60'lar 70'ler hareketlerini düşünün. Kadın hareketlerini düşünün. Yani o dönemdeki gücü ve eylemliliği bir düşünün, bir şeyliği, kapsayıcılığı ve bütün o tartışmanın içerisinde gelmişiz 2001'e, toplumsal cinsiyete dair atıflar bu dönem başlıyor. Bu tabii şunu da yansıtıyor, tartışmaları şimdi paylaşacağım sizinle sınırlılığını anlamamız bakımından. Bu tartışmalarda ya da o değerlendirme raporlarında, IPCC'nin değerlendirme raporlarındaki duruma bakarsanız da ağırlıkla doğa bilim alanındaki uzmanlar, eğitim alanı yok, sağlık alanı yok ve hak alanı birbirini görmüyor. Yani iklim, insan hakları alanında çalışan insan hakları sözleşmeleriyle biyolojik çeşitlilik sözleşmeleri birbirini uzun süre okumadı.
İklim değişikliği sözleşmesini de birbirini uzun süre okumadı. Bu çok önemli bir mesele bence. Ayrı ayrı tartışılmaya devam edildi. Toplumsal cinsiyet ilk defa taraflar 7. Taraflar Konferansı'nda Marrakeş'te ele alındı. Marrakeş'te alınan kararlardan bir tanesi de bu tarafların temsilinde kadınların daha fazla sayıda katılması talebidir. 2007'ye geliyorum şimdi. Bali çok önemli bir eşik yine bu iklim tartışmaları bakımından. Taraflar Konferansı 13. Burada bir eylem planı çıktı. Eylem planında 5 tane öneri geliştirildi. İklim değişikliğine toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi için uluslararası hukuk araçlarının kullanılması, uyum çalışmalarına çok hani sonuçta kız çocukları, kadınları, LGBT komiteyi çok etkilediği için, en derin etkilediği için, yoksulları en derin etkilediği için uyum çalışmalarına toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi kondu. En çok tartışılanlardan bir tanesi buydu. İklim krizinin etkilerinin, olumsuz sonuçların hafifletilmesi yönünde çalışmalarda toplumsal cinsiyetin gözetilmesi. Bakın şimdi söyleyeceğim şey çok kritik bence, çünkü uzun süre zaten tartışmalar burada gitti. Teknoloji geliştirme transferi konusunda toplumsal cinsiyete duyarlı stratejiler önerildi. Bu çok başlı başına bence sorunlu bir yaklaşım. Çünkü şeyi de gösteriyor, yani bu meselenin çözümüne teknolojiye verilen atıfı gösteriyor. Ve bugün bakarsanız şimdi o da çok tartışıldı. İklim IPCC raporlarını, bilimi gözet kampanyaları oldu biliyorsunuz. Bilimi dikkate al, bilimin söylediğini harekete geç diye karar vericilere hem genç aktivistler hem farklı aktivistler kampanya yaptılar. Kamu hukuku alanında, kamu politikaları alanında çalışanlar da şunun altını çizdi. Atıfta bulunduğumuz IPCC raporları biyomühendisliği öneriyor ve öne çıkarıyor. Yani teknolojiyi öneri çıkarıyor. Dolayısıyla aslında burada buraya dikkat edilmesi gerektiği sonrasındaki tartışmalarda ele alındı. Bir de finansman mekanizmaları. İklim bugün en çok finansman mekanizmaları bakımından tartışılıyor. Bir fon oluşturulmaya çalışıldı. Çok da bu son COP öncesi, taraflar konferansı öncesi tartışıldı biliyorsunuz. Türkiye'de zaten bu fon nedeniyle uzun süre girmeyi reddetti. Çünkü ben gelişmiş ülkeyim statüsündeyim ama ben fonlardan aslında etkileniyorum ve fonlardan yararlanmak istiyorum söylemiyle ve savunusuyla çok uzun süre gitti. Ve bu anlamda arkada bir anlaşma yapıldığı için de Paris Anlaşması'nı imzaladı. 2012'ye geliyoruz. Burada daha 2012'de taraf devletler konferanslarının, yani COP diye bilinen konferansların daimi bir gündemi olarak toplumsal cinsiyetin ele alınması kararlaştırıldı. Yıl 2012. Yani bu kadar geç nasıl olabilir diye düşünelim. 2014'teki COP20'ye geldiğimizde de burada bir program kuruldu. Lima Toplumsal Cinsiyet Çalışma Programı. Bunun farkı da şu. O ana kadar cinsiyet meselesi, toplumsal cinsiyet tartışmaları etkilenebilirlik üzerinden gitti. Burada 2014'te etkileme, yani dirençliği sağlama, dayanıklılığı sağlama bakımından etkileme gücü altını, yani gücünün altı çizildi diyeyim ben. Ve bu da önemli çünkü hep kırılgan olarak tanımlanan kız çocuklar, kadınlar, marjinalleştirilmiş topluluklar, LGBT komüniteler burada söz üretme, başka alternatif toplumsal sözleşmeler ve çözümler üretme güçleri kabul edildi diyebiliriz aslında. Şimdi etkilerini değiniyorum iklim tartışmalarında. Senaryolar var biliyorsunuz. Bir grafik gösteriyorum yine size. 3 tane bölüme ayrılmış. 1,5 derece artış olduğunda sanayi öncesi döneme göre, sanayi dönemine göre. 2 derece artış olduğunda, 3 derece artış olduğunda kuraklığın süresi projeksiyonları var. Şimdi yani yavaşça adalet ve toplumsal cinsiyet, Allah'ım gerçekten süremi çok uzattım ben. Ben biraz hızlanayım. İşte 1,5 derece artış olduğunda, ki bunu geçtik biliyorsunuz. Orada orayı tartışmayalım diye düşünüyorum ben artık. 2 ay.
kuraklıkla karşı karşı. 2 derece olduğunda 4 ay. Tabii bu o söylediğim devrilme noktaları devrilmeden varsayımlar, onu da belirtmek lazım. 3 derece olduğunda da 6 aya varan kuraklıktan bahsedebiliriz. Ben şimdi buraları biraz hızlı geçeyim. Şu önemli, iklim tartışmaları yapılırken antroposende iklimi artık gerçekten biyolojik çeşitlilik, iklim kirlilik gibi çoklu krizleri bir arada düşünerek tartışmak önemli olacaktır. Birine bakınca diğeri çünkü göremediğimiz alanlara aslında işaret ediyor. Adalet tartışmasına geleceğim cinsiyet eşitliğindeki durumu ortaya koymadan önce, ki zaten bu da yansıtıyor. Adalet tartışmaları bugün, sosyal adalet, ekolojik adalet. Adalet tartışmalarında ben bir ekolojik borçlu, ekolojik alacaklı ülkeler gösteriyorum. 2007 yılından bu. Bu da işte evet 2007 yılından, şu anda çok daha güçlü bunlar aslında. Bazı ülkeler kırmızı, dünya haritası var. Bazı ülkeler kırmızı, onlar ekolojik borçlu. Bazı ülkelerde aslında biyolojik kapasitesi hala kendini devam ettirebilen, yenileyebilen alanlar. Aslında bu adaletsizliği gösteriyor. Eşitsizliklerin nerede olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Şimdi bu süremi aştığım için buralara çok girmeyeyim. Biraz ekolojik kavramlar da gerektiriyor ama şu da önemli, bunu da göstereyim. Burada da bir yine harita çiziyorum. Haritada da özellikle biyofiziksel bakımdan ihracat, ithalat yapılan alanları ve eşitsizliklerin gösterdiği alanları paylaşması bakımından önemli. Burada en büyük ithalatı yapan ülke olarak Amerika görünüyor. Yani ayak izi, yani ekolojik borcu güçlü olan, bunu işte Almanya, Fransa diye ülkeler takip ediyor. İhracat yapan ve dolayısıyla gücünden, dayanıklılığından kaybedilen, sömürülen alanlar olarak da işte Endonezya, Madagaskar, Kamerun gibi küresel güney ülkelerini görüyorsunuz. Bunu bir geçeyim. Antroposen adalet tartışmalarında şu önemli, şiddeti tartışmak önemli. Çünkü bu bir şiddet ve şiddet antroposen biyopolitikasının doğrudan içinde. Burada bazı kavramlarla düşünmek yararlı olur diye böyle bir paylaşmak istedim. O da sert şiddetlerin yanı sıra aslında rutin pratik haline gelen ve şiddet mekanlarının oluştuğu alanlarda diye düşünebiliriz. Bu alanlar ve rutin pratikler de direnişi, dayanıklılığı zayıflatıyor ve yaşamı kırılganlaştırıyor. Buna Elizabeth Povinelli ızdırabın sıradanlaşması diyor ve yaşamla ölüm arasındaki ayrım grileşerek şiddetler düşürür, yani şiddetler hepimizi düşürür hale geliyor diyor. Rob Nixon da buna yavaş şiddet diyor. Adalet tartışmasını ekososyal adalet olarak görmek önemli. Çünkü bugünkü krizler ekososyal riskler balındırıyor ve insan hem sosyal hem ekolojik bir canlı. Ve ekososyal yoksulluk tartışmaları güçlenmeye başladı. Yani ekolojik ve sosyal alanlara, hizmetlere, kaynaklara, politikalara erişim eşitsiz, ki burada da zaten biz bu eşitsizliğin bir alanını konuşuyoruz diyeyim. Şimdi burayı biraz geçerek cinsiyet eşitsizliğine geliyorum ve hızlanmaya çalışacağım olabildiğince. İklim krizinin etkileri ya da bu çoklu krizlerin etkileri, aslında belki artık öyle söylemek lazım, oluşturduğu riskler kız çocuklar, kadınlar, LGBT topluluklar için orantısız, çok biliyoruz. Üstel artan, derinleşen etkileri, önlemler de yetersiz. Yok yani, hatta önlem biliyorsunuz. Cinsiyet eşitsizliği bugün hala iklim krizinin odağına alınmış değil, ki biraz tarihsel perspektif vermeye çalıştım size. Ama bu alınmadan zaten etkili meşru iklim stratejileri oluşturulamaz. Yani gereken alternatif bilgi üretilemez. Dolayısıyla baskın hakim iklim gündeminde ve çoklu krizler gündeminde, aslında yine tırnak içerisinde diyeyim ben burada, marjinalleştirilen sesler arasındaki dayanışmanın önceliklenmesi elzem, hayati. Burada aslında size kısaca şeyden de bahsedecektim. Türkiye'deki kritik üst politika dokümanlarında nasıl yer alıyor? Cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için ulusal bildirimler,
kalkınma planları, iklim değişikliği stratejisi ya da iklim uyum stratejisi eylem planlarında nasıl yer alıyor? Yer al çok az ki, ama şimdi onu biraz pas geçeceğim. Burayı da pas geçeyim. Şunu belki geçmeyeyim. Yok, geçeyim. Çok çeşitli farklı etkileri oluyor zaten, biraz paylaşmaya çalıştım. Şimdi ben burada biraz eğitim üzerindeki etkisini söylemek istiyorum size. Çünkü burada eğitimde arka arkaya birkaç gösterge söyleyeceğim size. Bunlar salgınla, ki salgın da aslında iklimle, gıda krizleriyle bağlantılı olarak insanın doğayla ilişkisi, kendini konumlandırdığı yerle ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıktığı paylaşılıyor, biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü de bunu söyledi. Eğitimi durdurdu. Eğitimi bazı çocuklar için zaten durmuştu, iyice durdurdu. Geri dönülmez bir hale getirdi. Ben ilk paylaşacağım grafik sizinle özel eğitim alanındaki grafik. Burada okul öncesinden orta öğretime her kademede oğlanlarla kız çocuklar, oran bilemiyoruz maalesef çağ nüfusunu bilmediğimiz için, özel gereksinimi olan bireylerin. Fakat hani sayı olarak biliyoruz, sayısal olarak okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda, orta öğretimde kaç çocuk var diye bakıyoruz. Burada bakmamız gereken iki tane temel şey var. Oğlanlarla kızlar arasında hemen her kademede yarı yarıya bir fark var. Örnek veriyorum, okul öncesine erişim, ki çok önemli ve bugün bütün hayatı etkilediği artık iyice kabul edilmiş durumda. 3200 oğlan varken kız çocuklar sayısı 1600'lerde. Her kademe için böyle bir fark var. Bir çarpıcı farkta ortaokuldan orta öğretime geçişte ciddi bir kırılma yaşandı. Şimdi bu o mesela kız çocuklar için 66 bin ortaokulda öğrenci sayısı, orta öğretime bir geçiyorlar 32 bin. Bu hani birkaç tane daha grafik beraber okuyunca aslında çarpıcılığını gösteriyor. Şimdi tabii salgının en çok etkilediği topluluklar arasında, yani gruplar arasında özel gereksinimi olan bireyler, kız çocuklar çok ciddi olarak önümüze çıktı. Zaten zorlu bir alandı, iyice zorlaştı. Kız çocukların iklimle ilgili yapılan araştırmalarda şöyle bir durumu da var. Okuldan itildikleri zaman ya da okuldan bir süre uzak kaldıkları zaman okula geri dönüşleri çok daha zor oluyor oğlan çocuklara göre. Şimdi bir de şeyi göstereceğim. Birkaç tane PISA 2018 PISA diye bir araştırma var. 15 yaş bütün dünyada, OECD yapıyor. O yüzden tartışmalı. Bununla beraber elimizde bir şey gösterdiği için kritik bir veri diye paylaşıyorum sizinle. Tartışmasını ayrı bir zamanda yaparız. Ama 15 yaşındaki öğrencilerin durumuna bakıyor. Ve burada bakılan sonuçlardan bir tanesi, en yoksul ekonomik dilimde yer alan öğrencilerle en varlıklı ekonomik dilimde yer alan öğrenciler arasında Türkiye'de 2 yıllık eğitime eşdeğer bir fark var. 15 yaşında olsalardı, bu çok derin bir uçurumu gösteriyor. Covid-19 nedeniyle okulların kapanmasına bağlı olarak bunun iyimser bir ihtimalle %9 oranında artabileceği söyleniyor. Bu çok çarpıcı bir veri, derinleşmeyi de gösteriyor ve iklim krizinin okulları kapatma ihtimalini düşündüğünüz zaman bu zorlu tablonun daha ne kadar derinleşeceğini düşünebiliriz aslında. Şimdi örneğin sıcak hava dalgaları geliyor ve Türkiye'deki eğitim ortamları sıcak hava dalgalarına kesinlikle hazır değil. Urfa'dan öğretmenlerle konuştum geçtiğimiz dönemlerde. Su, ciddi su sorunu var. Bu su sorununun, hijyen sorununun toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında nasıl etkileri olabileceğini düşünelim. Uzak yerler, aynı araştırma, uzak yerlerde yaşayan, düşük sosyoekonomik arka plana sahip, engelli, mülteci, Anadolu Türkçe olmayan, velileri evden eğitimlerini destekleme konusunda daha yetkin olan öğrencilerin performanslarından düşeceği, bu riskin artacağına işaret ediyor aynı araştırma.
Yine aynı araştırma şunu söylüyor. Hanelerin Türkiye'de internete erişimi ortalamada 168-188 arasında değişiyor. Yoksun hanelerde bu %39'a iniyor. Daha fazla çocuğun bulunduğu yoksul hanelerde daha da düşük. Ve bu durum kız çocukları, şimdi buraya girmemişim verileri ama kız çocukları çok daha güçlü ve derinden etkiliyor ev içi emek bakımından. Ya da evdeki, isterseniz araştırmaları da paylaşabilirim, evdeki teknolojik aletlerin kullanım tercih sıralamasında geride kaldıkları için, sınırlı telefon, sınırlı televizyon olduğu durumda. Artık son şeylerim, çok dayanın biraz daha lütfen. Bu krizlerin etkilerinin, eğitime etkilerinin, zaten var olan bir çocuk işçiliğine itilme meselesini çok daha derinleştireceğini çok net söyleyebiliriz. Aslında bu yönde politikalar vardı. Şimdi size bir grafik gösteriyorum. TÜİK 31 Mart 2020 grafiği. Bu grafikte 2005'ten 2019'a 15-17 yaş grubunda istihdamda olan çocukların sayısı oranı gösteriliyor. Ve 2018'den bu yana bir düşüş gösteriyor. Ama bu grafik yalancı bir grafik. Çünkü bu araştırma Aralık ayında yapıldı. Aralık ayında yapılması da şu demek: mevsimsel gezici tarım işçilerinin olduğu dönemi kapsamadığı anlamına geliyor. Bu araştırmanın yalancı olmasının bir nedeni de Suriyelileri dikkate almamış olması. Bugün en kötü biçimindeki çocuk işçiliği olarak kabul edilen tarım alanında çocuk işçiliği 5 yaşa düşmüş durumda ve ağırlıkla Suriyeli nüfustan bahsediyoruz ve bu bahsettiğimiz iklim krizi bunu çok daha çarpıcı bir şekilde gösterecektir. Yalancı grafik olduğu için paylaşmak istedim bunu sizinle. Bir diğer önemli yine gösterge, eğitim alanına baktığımız zaman eşitsizlikleri anlamak ve buna yönelik önlemler alabilmek için, hoş alabiliyor muyuz derseniz o da ayrı bir konu. Ama şu, Türkiye 2021 üçüncü çeyreğinin TÜİK verilerine göre, TÜİK'i sorgulayarak söylüyorum, eldeki veri bu. 15-24 yaş arasındaki gençlerde ne işte ne istihdamda olanların ortalaması %26. Erkeklerde bu oran %18, kadınlarda bu oran %34. Bu aslında durumu da gösteriyor ve eğitimden erken ayrılma meselesiyle de bunu çok tartışıyoruz. Nedenler arasında farklar oluyor. Yani kadınların eğitimden erken ayrılma nedenleriyle erkeklerin ayrılma nedenleri farklı. Kadınlarda ailenin, eşin istememesi, ev içi bakım gibi nedenler öne çıkarken erkeklerde çalışma hayatına katılma gibi nedenler ortaya çıkıyor diyeyim. Son slaytı göstermeyeceğim ama Malala Vakfı'nın yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl derinleştiriyor iklime yönelik bir araştırması var. Bu araştırmada da çok sayıda farklı bölgelerden hem kız çocuklar hem LGBTİ çocuklarla görüşmeler yapılmış, hem de bir sürü araştırma da derlenmiş. Dediğim gibi size bunları linkleriyle paylaşırım isterseniz. Yaptıkları araştırmada 2021'de gerçekleşen iklime bağlı olaylar nedeniyle en az 4 milyon kız çocuğunun eğitim hakkının engellendiğini ortaya koyuyorlar. Nedenler de çeşitli. Kuraklıklar regl dönemi nedeniyle özellikle bazı çocuklar için okula gitmeme nedeni oldu. Artan göçler durdurdu. Aşırı iklim olaylarından okullar kapanınca geçici merkezlere kız çocuklar gitmedi. Kız çocukların eğitimi terk etme riski arttı ya da işte çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalındı gibi. Bu aslında yapabilirlik tartışmasına girecektim ama girmeyeyim. Artık burada bitireyim. Ben de şey yaptım, bayağı da aşmışım. Çok özür diliyorum. Şimdi bunu bir yandan da birlikte tartışalım istediğim için ben süremi kontrol edemedim. Nasıl durduruyorum bunu? Durdurdum. Öyle. Burcu, yani böyle biraz şey anlatmaya çalıştım. Hani iklimdeki kritik tartışmalar, antroposen iklim, adalet ve biraz eğitimden giderek anlatmaya çalıştım ama umuyorum çok da zorlamadım size cuma akşamı. Çok teşekkür ederiz Burcu. Yani bence çok güzel, yani çok büyük konular, çok zor konular bir yandan. Çok güzel özetledin bana kalırsa.
Sorularınızı bekliyoruz herkesten, chat bölümünden veya sözel olarak da. Sibel, kusura bakma, süremi bitiremedim. Şey açtım. Hayır hayır, hiç yani öyle bir net süremiz yok, sadece fikir versin diye ben hani bir saat civarında demiştim. Yani gerçekten de hızlıca zaten öyle bir solukta konuşulabilecek şeyler de değil. Çok teşekkür ederiz. Ben baştan telefondan bağlandığım için görüntümü açıp teşekkür edemedim. Burcu uzun zamandır bu konuda bana çok çeşitli şekillerde ilham veren biri, onu söylemiş olayım. Bir şekilde beni bulduğu ve arkadaş olduğumuz için de ayrıca bu vesileyle tekrar teşekkür etmiş olmak isterim. Yani niyet hemen böyle bir araya girmek de niyetim yoktu ama söz almışken şeyi hatırlattı Burcu'nun konuşması. Yani biraz beni şey hissettirdi doğrusu. Ağır hissettirdi. Yani tabii bu konular üzerine okuyoruz, bir sürü şey duyuyoruz, düşünüyoruz falan ama bütün bu verilerle falan birlikte dinleyince bir tür kaygıya benzer bir şey içimde doğrusu yeniden depreşti diyebilirim. Ve o da şeyi hatırlattı bana. Deniz Gündoğan İbrişim'den dinlemiştim ben bunu. Belki biliyorsunuzdur. İzlanda'da bir buzulun ölmesi üzerine bir şey düzenleniyor. Yani cenaze töreni gibi bir şey düzenleniyor ve bu konuda yazılmış bir şiir var. Onu sonra hani İngilizce zaten şimdi okuyamam ama chatten paylaşırım, isterseniz bakarsınız. Yani bütün bir iki şeyi çok kuvvetle düşündüm. Hani daha başlarla ilgili olarak söyleyeceğim. Birincisi bütün bu konuşma aslında yani o işte Haraway Nature Culture dediği şeyin yani doğa ve kültür ne kadar ayrış mamış olduğunu çok çok net olarak gösteriyor bence. Bu arada yani o isimlerle birlikte beni anmış olman korkunç derecede beni mahcup etti. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki tamamen Haraway'den aldığım bir şey o. Yani benim kendi fikrim değil. Evet ya, iki şeyi düşündürdü. Onu söylemek istiyordum. Bir tanesi gerçekten bu iki şeyin ne kadar ayrışmaz olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. İkincisi de bütün bunlara eşlik eden, şu an çok daha belki görünür ve hani salgından dolayı da hissedilir hale gelen bir duygu dünyası da var buna eşlik eden. Yani kaygılar, endişeler, işte bütün bir adalet tartışması, yani adaleti eklemişim gibi oldu ama sonuçta adaleti de bir tür hakkaniyet duygusundan çok ayrı da düşünmediğim için, belki yani sadece hukuki bir şey gibi görmediğim için. Bunları da eklemiş olayım yani sözü almışken. Tekrar teşekkür ederim. Evet, kaygı büyük bir mesele. Hakikaten çok, o da şimdi ayrıca izlediğim bir alan. Eko kaygı, eko yaz, eko endişe yani olarak geçen şey. Solastalji galiba bir de. Bu tabii ben çerçeveyi böyle yaptım. Bu çerçeveyi dayanışmalar üzerinden yaparsak o zaman umutlanırız. Bunun bir ikinci versiyonu olur. Çünkü çok güçlü, inanılmaz dayanışmalar var ve o nodlar, o işte rizomlar birbirini buluyor daha güçlü şekilde. Ama çerçeveyi oradan kurmadım. Çok özür dilerim. Belki şöyle, sadece kısaca araya giriyorum. Belki şöyle yapmak mümkün olur. Eğer senin de vaktin olursa bir 10 gün sonra Türkiye'deki kooperatifler üzerinden dayanışma meselesini konuşmak üzere buluşacağız. Hani belki ona katılırsan, orada da bildiklerini hani gözlemlerini paylaşma fırsatın olursa seviniriz. Tabii tabii, çok çok sevinirim. Çünkü küçülme tartışmalarının da çok odak yerinde kooperatifler. Çok sevinirim. Seve seve. Var mı acaba soruları ya da katkıları olan dinleyicilerimiz arasından? Neslihan Hanım bir yorum yazmış. Şimdi hanım derken tereddüt ettim Burcu'nun baştaki uyarısı. Ben de Burcu'yla tamamen aynı şekilde, öyle bir göbek adım yok diyerekten. Böyle oldu mu hanım, demeli miyim dememeli miyim acaba? Mümkünse Nesli, hatta öyle Neslihan bile çok uzun oluyor. Bir kere çok teşekkür ediyorum yani gerçekten. Hem Burcu ağzına sağlık yani, uzun zamandır takipteyim, 2 yıl oldu gerçi ben memlekete döneli, yani işte olacak daha,
Ama ben eko mühendislik gibi bir şey geliştirme, yani öyle bir aslında disiplin, yeni bir disiplinin de olması, hani bir sürü disipline altında barındıran ve hep beraber oturup aynı masada çözüm ürettiğimiz bir disiplinin doğması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bunun üzerine çalışıyorum. Biyoçeşitliliğin de başladığı yerden fitoplanktonlar üzerinden, yani 10 yıl önce biyoloji, deniz biyolojisi master'ımı yaparken, fitoplankton sistematiği ve ekolojisi çalışırken, yani müsilajlar olacak artık atık suları denize atmamamız gerekiyor diye başladığım bir işte akademik yolculuğum var. Tabii hepimizin olduğu gibi gök şeyleriyle yasalarıyla zorlanmış alan değişiklikleri, çevre mühendisliğinde bir doktora yapıp atık suları nasıl arıtırız onlarla ve denize vermeyiz, karada çevrimini sağlarız gibi bir, tatlı suyun çevrimini sağlarız gibi bir yola baş koydum. Sonrasında da artık tabii o işte insanı oradan oraya çarpa çarpa bu akademi, şu anki bilim dünyası diyelim, bir şekilde filozof yapıyor. Şimdi Gökçeada'da yaşıyorum. Tuba ile hatta yazıştık, ondan aldım şeyi. Tuba, bizi tanıştırman lazım, bir masaya oturup bunları konuşmamız lazım. Çünkü artık çözüm konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çözümü konuştukça umutlanacağız. Yani bilimin bir şekilde, aslında bilim ve teknolojinin buna çözümleri var. Ve birilerinin işine gelmediği için, işte o finansal yatırımlar doğru yönetilemediği için biz gezegeni burada bırakıp Mars'a gitmek üzerine bir şeydeyiz, stratejideyiz gibi geliyor. Çok uzattım ama ben çok seve seve bundan sonra böyle takip edip bu konularda da bir eko mühendislik konusunda da belki hep beraber oturup bir tartışma yaparız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederiz. Hayranıyım bu arada, onu da dipnot vereyim. Fitoplanktonların hayranıyım ben. Diatomların ve onların, ve şey, ne güzel çalışma konusuymuş. Evet, sanıyorum Begüm hocamızın bir sorusu var. Begüm Özden Fırat. Begüm diyeceksin Canan. Çok çok teşekkürler Burcu. Gerçekten çok keyifli ve düşündürücü ve hatta burada belki ilk defa düşündüğüm ve sormak istediğim bir şey iyi aklıma getirdi. Özellikle bu haritalar üzerine, yani Avustralya harita, işte aydınlanmacı haritacılık karşısında da aborjinin harita demeyeceğiz onu herhalde, desenini düşünürken, sonra senin kullandığın görsellere ve verilere baktım. Ya dünya haritası bildiğimiz dünya haritasıydı bize gösterdiğin verilerde. Bütün o istatistiksel veriler de aslında tam da, yani onların verisi diyeyim. Egemen'in verisini kullanıyoruz. Elbette kullanacağız ve tersine çevireceğiz falan, ama mesela TÜİK verisi, yani bugün artık ayyuka çıkmış vaziyette ne oldu iken. Biraz da şey gibi düşündüm, siz daha iyi biliyorsunuz diye. Kendi verimizi nasıl üreteceğiz? Başka dünya temsilleri gerekmiyor mu? Yani şey bile, bazı istatistiksel verilerin dağılımı gösterirken bile dünya haritasının ne kadar yamulabileceğini, yani temsilin biçiminin de değişmesi gerekiyor aslında, ki değişiyor da. Nasıl yakalayabiliriz, ne bileyim, kendi verimizi nasıl üretebiliriz? Aslı Odman'ın mesela bu enkaz müşterekleri verileri diyor. Yani biz kendi verimizi, mesela devletlerin toplamadığı verileri toplayarak nasıl bir araya getirebiliriz? Çünkü o temsiller, yani o temsil biçimi bizi nasıl düşündüğümüz de çok belirliyor. Yani aborjinler gibi temsil edemeyiz muhakkak ki. Ancak kendi bulunduğumuz yerden düşünebiliyoruz, ama bu ilk defa aklıma geldi. O yüzden merak ettim, başka türlü nasıl olabilir? Bu tartışmanın içerisinde verinin görselleştirilmesi temsili açısından da başka yöntemler düşünebiliyor muyuz? Tabii var. Çok da harika oldu. Çok da teşekkür ediyorum. Arada söylemeye çalıştım ama eksik kaldı. Çok sınırlı. Zaten resmi veri dediğimiz veri sorunlu.
İşte TÜİK verisi gibi, yani o veriyi nasıl manipüle ettiği de belli. Aralık ayında çocuk işçiliği anketi mi yapılır Türkiye'de? Mümkün değil. Benim elimde olanlar bunları olduğu için bunları kullanıyorum ama kuşçuluktan gelen bir vatandaş vericiliği paylaşacağım sizinle. Bunların artması gerekiyor. Biz okullara erişemediğimiz için şimdi o eğitim verilerini alternatif veri nasıl, yani biz nasıl veri üretebiliriz sorusunu güçlü sorduğumuz bir iki yıl geçiriyoruz. Onu belirteyim. Henüz bir çözüm bulamadık ama kuşçuyum ve bir yurttaş, yani bir birey olarak, yurttaş olmam da gerekmiyor sonuçta. Ama bir birey olarak yaptığım kuş gözlemlerini kayıt altına aldığım sivil bir alan var. O sivil alanda bütün veriler bu şekilde eklendikçe, şimdi Levent'te oturuyorum ve Levent'te oturduğum bütün kuşları ben giriyorum oraya, düzenli giriyorum. Nerede ne kuş görürsem düzenli giriyorum. Bu sayede şunu yapabiliyorum. Örnek veriyorum, Gediz Deltası'ndaki flamingoların ve pelikanların yaşadığı alana liman yapıldığı zaman bütün o yurttaş verileri toplanıyor. Ve bakın burada bu canlılar yaşıyor diye çok güçlü savunma çalışması yapılabiliyor. Ve bunun en iyi örneklerinden bir tanesi benim için o oldu ve biz onu çok kullandık. Birçok alanda alanları koruyabildik, birçok alanda koruyamadık gerçi ama en azından bunun birikmesi bile çok kıymetli. Bu iyi bir örnek olarak paylaşılabilir bence ama eğitim, yani hani bizim bu konuştuğumuz alanlarda işte sivil dayanışma bence çok kıymetli. Örgütlenme çok kıymetli ve bir de şey, şimdi bunu kız çocuklar için yapmaya çalışıyoruz Sunay İnan Kıraç'la. Ama ve bu alanda çalışan bir sürü başka kurumla bizlerdeki verileri birleştirip beraber bir harita oluşturmaya çalışıyoruz. Devletin resmi verilerinden ziyade ve onlara şimdi bir görsel olarak Gizem Kıygı var, bilir misiniz bilmem, o çok inanılmaz haritalar yapıyor, deli bir kadın, bayılıyorum kendisine. Onunla beraber başka akışlar, ilişkiler ağını da gösterecek şekilde bize ne söylüyor bizim topyekünümüz, kolektif bir şeyimiz, onu anlamaya çalışıyoruz ama yeni yeni hani o yüzden de bu soruyu ayrıca kıymetli buldum. Bulan bulmayanı davet etsin, birlikte düşünme fırsatları, olanakları yaratalım. Çok isterim, çok çok isterim gerçekten. Yani verinin demokratikleşmesi lazım. Çok net bir şekilde veri demokratik değil, kirli, yani şey veri, zaten adı üstünde resmi veri, yani sana veriyor vermiyor, veriyor nasıl veriyor, manipüle ederek veriyor. Şimdi MEB verilerini, istatistiklerini kullanıyorum ben, buradaki şeyler öyle, bütün raporlarımızda onu yazıyoruz zaten, hani bilelim bu sınırlı evrenini onu. O yüzden akademiden, sivil toplumdan ek şeylerle ya da nitel araştırmalarla desteklemeye çalışıyoruz ya da uzun hikaye yapmaya çalışıyoruz. Çünkü o veri dediğimiz aslında bir birey, bir insan hikayesi. O hikayeleri de görünür kılacak şekilde çeşitlemeler yapmaya çalışıyoruz ama haritalara henüz bir çözümüm yok. Çok uzattım. Özetle henüz tam bilgim yok. Kuşlar yardımcı olabilir, kuşçuluk, ama birlikte düşünmek çok kıymetli olur. Çok kıymetli. Varsa bilen. Minnacık bir şey buradan. Yani Sibel dedi ya, çok kocaman şeyler. Yani bütün bu tartışmalara bir de büyük verilerle kanıtlamak durumunda kalıyoruz. Ama bizim veri toplamamız çok tekil ve küçücük kalabiliyor. Yani ikisinin arasında inanılmaz bir ölçüsüzlük de var. Anlatabildim, bize gerekli olan veriler, kanıtlar, ispatlar ve bizim toplayabileceğimiz verilerin ölçeği arasında da müthiş bir açı var. Bu bir avantaj olabilir. Neden biliyor musun? Genel ortalamalar kullanılıyor çünkü bu resmi verilerde. Genel ortalamalar yansıtmıyor. Kırılımlı veri yok. Ama biz mesela küçük ölçekle yaptığımız zaman zaten mesele orası, orayı göreceğiz. O okulu, o sınıfı, o bölgeyi, o topluluğu, o akışkan topluluğu. Çünkü topluluklar da Dorin Messi gibi hani değişken topluluklar. Belki bu bir şey olabilir diye düşünüyorum. Böldüm mü seni? Özür dilerim böldüysem. Müge Yıldırım'ın bir sorusu olmuş chatten. Kendisi galiba okumamı rica ediyor. Çok güzel bağlantıları, kesişimleri görünür kılan bir konuşmaydı. İlk kez dinleme şansım oldu sizi. Teşekkür ederim. Ben toplumsal cinsiyet ve iklim krizi ve ilişkili olduğu diğer krizlere kafa yorma, tasalanma, yas tutma, duygusal emek verme ve onarım bakım rolü arasındaki bağlantıya dair
Yani yine üstümüze aldığımız bu rolün ne anlama geldiğine dair ne hissettiğinizi, düşündüğünüzü duymak isterim mümkünse demiş. Umarım doğru anladım. Bendeki yansımasını söyleyeceğim. Doğru anladıysam ne güzel, anlamadıysam eklersiniz. Ya ben bakım çok çalışıyorum. Bakım yani yeryüzü bakım, birbirimize bakım, ötekine bakım, bakım politikası anlamaya çalışıyorum. O yüzden birlikte yas tutma, tasalanma, birlikte olabilme, birlikteliğin içinde tek tek alabilme. Bunları önemsiyorum. Ha, mikrofonumu açamadığım bir yerdesiniz. Tam merkezinde bakım. Zaten hani, Dünyadaşlık diye bir okuma grubumuz var. Orada da bu konuları çok tartışıyoruz farklı kadınlarla. Yani çok merkezinde, bağlantıya dair yine üstümüze aldığımız bu rolü, rol derken ne kastediyorsunuz? Ne anlamı geldi? Yani toplumsal cinsiyet rolü olarak ben algılıyorum ama Müge Yıldırım mikrofonunu açamıyormuş. Sanırım, şimdi düştü, özür dilerim. Sanırım toplumsal cinsiyet rolleri bakımından hani kastetti diye tahmin ettim ben. Evet. Ne anlama geliyor? Şimdi hemen bir şey söyleyemedim doğrusu. Hani bu yani neden söyleyemedim onu da belirteyim belki. Bu tabii benim içinde bulunduğum, bir yandan da alışılagelmiş, benim için olağan hale gelmiş bir durum olduğu için. Bilemedim yani, şimdi ne söyleyeceğimi bilemedim gerçekten. Bir düşüneyim, biraz düşüneyim, birazdan söyleyeyim. Anne rolünü üstleniyoruz sanırım. Ben biraz düşünme ihtiyacı duydum. Hemen yanıtlamayayım bunu. Bir düşüneyim ondan sonra. Tamam, tabii sorun ki değil, sorun değil. Ya benim aklıma şey getirdi. Kısaca paylaşmak istedim. Ya bu iklim iklim krizi, ekolojik kriz karşısındaki işte mücadele alanlarına baktığımızda da bir şekilde hani bu toplumsal rollere bağlı olarak kadınların daha fazla sorumluluk alması gibi bir olgu diyelim, böyle bir olguyla karşılaşıyoruz. Belli bir noktadan sonra bu beni sinirlendiren bir şeye de varıyor. Özellikle böyle yaşam biçimi aktivizmi üzerinden işte pedlerin mesela yıkanabilir ped diye bir şey çıkıyor ve yani bu bana bilmiyorum her konuda bizim daha fazla ekolojik olmamız, yani bizim derken kadın konumunda bulunarak bunu söylüyorum. Daha fazla ekolojik olma baskısının da yine toplumsal cinsiyet rollerine göre belirlenebileceğine dair böyle aklıma bir şey geldi de kısaca onu paylaşmak istedim. Neslihan tekrardan söz istemişti. Sonra da Sibel Hocam söz istiyor. Ben haritalarla ilgili Begüm'dü galiba değil mi? Begüm harita konusunu açtı. Burcu konuşurken kuş gözlem üstüne şey aklıma geldi. İhtiyaç haritasının altyapısı belki katmanlı haritalar şeklinde, yani katmanlı dijital haritalar şeklinde bu farklı başlıklar toparlanabilirse onlarla temasla, onların dijital altyapısı kullanılarak bir şeyler belki yapılabilir mi diye bir sadece fikir gelmişti. O yüzden el kaldırdım. Ama tabii Ali Ercan üzerine buradaydı konuşmanın bir yerinde ihtiyaç haritasından ama erken ayrıldı galiba. Burada olsaydı. Kim buradaydı? Ali Ercan ihtiyaç haritası. Ali Ercan'a attım linki. Evet, Ali Ercan'a attım linki. Aynen. Belki YouTube yüklendikten sonra o da daha detaylı seyreder. Sonra da bir aynı masaya oturup ne yapabiliriz konuşabiliriz belki. Yani biyoçeşitlilik üzerinden yani elde edebildiğimiz bilimsel veri de girilebilir. İstatistik yalan bilimi şey yapılmadan, işin içine katılmadan belki. Ama öyle bir proje fikri ben notumu aldım. Bir oturur onu daha detaylı düşünürüz belki bu haritalandırma işinde. Ben sanırım söyledik. Ben de öyle Begüm'e
yandaş geliyordum aslında. Çok yeni bir şey söylemeyeceğim herhalde ama yani o bütün temsil tartışması ve dolayısıyla aslında metodoloji tartışması çok ilişkili. Yani şey geldi aklıma, Eray Çaylı'nın işte Türkçe'de de yayınlandı, çok da okundu herhalde, ödül de aldı geçenlerde bu 900 kere okuduğum kitabı. Adını söyleyeyim, yollam şimdi. İklimin estetiği mi hocam? İklimin estetiğinde. Oradaki yazılardan birinde paylaştığı bir görsel var. Bir böyle eski bir baskı. İşte şeyler var, sömürgeciler var. İşte orada böyle bir orman, dere falan gibi bir yere bakıyorlar ve şeyi anlatıyor yani herhalde güzel bir şekilde aslında. Orada yaşayan insan oraya baktığında başka şeyler görüyor. İşte biraz o dukalarla ilgili de mesela Burcu'nun söylediği gibi yani bir yaşadığı bir yer görüyor. Belki bir takım anılar görüyor, başka bir şeyler görüyor. Ama sömürgeci orada mesela kaynak görüyor. Dolayısıyla yani o şimdi uzun böyle bir Singh anlatısına girmeyeyim ama Singh'in de anlattığı gibi bir yeri sınıra dönüştürmek, yani onu bir tür kullanılabilir kaynağa dönüştürmekle aslında onun oranın temsil edilme biçimi arasında müthiş bir bağ da var. Ve yani yeni araçlar geliştirmek, belki de biraz hani Burcu şey dedi ya başta, bu antroposen daha böyle hani jeolojik gibi bir yerden çıktı ama çok şey yayıldı. Mesela sanatlar içerisinde de hani daha böyle sosyal bilimler içerisinde de ilgi görmesi belki biraz da gerçekten bütün bu yeni araçları icat etme çabasıyla, ihtiyacıyla, ona bir şekilde imkan tanıyor olmasıyla falan da çok ilişkili. Yani ilginç bir şekilde şimdi bir konferans için böyle bu biraz bu konularla ilgili bir çağrı dolaştırmıştık. Hem çok fazla özet geldi hem de çok birbirinden farklı yerlerden bu meseleyi ele almaya çalışan ya da araçlarını kullanmaya çalışan özetler geldi. O şeyi de tamamen başka bir yerden başka bir yerde bitireceğim ama bir yandan da aslında bütün mesela pek çok hani kimlik politikasını falan çapraz kesen bir ittifak ihtimalinin de biraz hani bu dünyada hepimizin birlikte olmasından kaynaklı burada doğuyor olmasıyla bütün eşitsizlikleri elbette akılda tutarak oraya bir şekilde işaret ettiğini de düşünüyorum diyeyim. Bitireyim, bizim evde de arka plandan bir hayli ses geliyor, kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Evet, biz işte hakikaten dediğim gibi bu söylediğim de şu eldeki veri tabii hakim gücün verisi. O güçme tutma şekillendirme şeyine sahip. Pizza da öyle. Çok da eleştiriyoruz bir yanıyla. Bir yanıyla bir şey söyleyicini tutuyoruz. Anlatısın geliyor benim aklıma hep bu durumda. Belki bu Mine'nin de sorusuna yanıt olabilir biraz. Bu tartışmanın içerisinde söz hakkını tutmaktan bahsediyorum. Hani toplumsal cinsiyet rolleri daha bize, yani bu alandaki topluluklara söz bitse de bundan vazgeçmemek, o tartışmayı yapmak, o karşılaşmayı, o şeyi, çatışmayı diri tutmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu bakımdan önemsiyorum bunu. Bir de hakikaten gerçekten başka türlü yapmak gerekiyor. Biz de dediğim gibi çok ortalama verilere bakıyoruz ama her bir çocuğun bambaşka bir hikayesi var yani. Bulunduğu yerin bambaşka bir hikayesi var. Bambaşka ilişkiler, bağlantısallık ağları var. Onları daha görünür kılmak önemli. Orada da ben giderek daha fazla bu kolektif, yani kolektiflik, birlikte tartışma, bir şey yaparken başka bu alanda çalışan başkalarıyla beraber düşünebilme, tartışabilme, onları gözetebilme sorularının daha fazla sorulmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte dediğim gibi kız çocuklar için çok geriye düştükleri için Türkiye'de eğitim hakları gasp edildiği için açıkçası. Bunun için nasıl başka türlü bakabiliriz, başka türlü sorabiliriz, başka türlü yaklaşabiliriz sorularını çok soruyoruz. Sormaya da devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani veri zaten şey, yüklü bir şey veri. Adı üstünde yani. Yüklü bir şey. Antroposen gibi çok yoğun, başka yerlerden tartışabileceğimiz bir alan. Çok kıymetli sorular her hepinizin söylediği ve katkılar. Ege Uysal'ın bir paylaşımı olmuş. Ne
Adam ne Hayvan kitabında Carol Adams, çevrecilik ve doğayı korumayla alakalı yaklaşımların yapılan bazı araştırmalarda erkekler tarafından oldukça feminen bulunduğuna dair istatistikler paylaşılmış. İlgilenenlere tavsiye ediyor Ege Uysal. Teşekkür ederim. Şimdi şeyi araştırma aklımda değil ama bu kaygının paylaşılması işinde de bu toplumsal cinsiyet önemli bir mesele olarak çıkıyor. Paylaşılma, paylaşılmama, küçük görülme, duygusal anlaşılma, uzak durma, gücü düşürme, hafifletme şeyi olduğu için mesela genç aktivistlerde bu alana bakılıyor şu anda. Yani genç aktivistlerle beraber diyeyim yani onları araçsallaştırarak değil. Çok önemli buluyorum bu meseleyi gelişi. Dil de tabii başka bir tartışma alanı. Belki bir gün onu da yaparsınız. Şimdi dil ifade edebilme, duyguları anlayabilme. Hazne dar olunca hangi duyguyu hissettiğimizi paylaşmak da zor olabiliyor ve yani içinde bulunduğumuz sistemler de duyguları paylaşmanın aksine soru bile sormama üzerine eğitim kurgularından bahsediyorum. Olduğu için zorlayıcı alanlar. Bayağı zorlayıcı alanlar. Ben şimdi size bir kızım 4. sınıfta bir de ne öğretildiğine bakıyorum. Dalga geçiliyor gerçekten. Çok ciddi söyleyeyim. Dalga geçiliyor çocuklarla. Bayağı bildiğiniz. Bizler çalışabilirim diye. Ofiste tutuluyorlar. Çok açık yani. Zaten bu eğitim kurgusu da amacı da iki biliyorsunuz. Bir makbul vatandaş ve iş gücü yetiştirme üzerine bir düzen. Daha uzatmayayım değil mi artık? Yok canım, olur mu? Kesinlikle, yani katıldığım için ben ekstra bir şey söylemedim ama eğitim konusu apayrı bir düzlem ve kim bilir neler, yani ben çok içinde olmadığım için neler okutulduğunu çok bilmiyorum ama çok umut veren bir şey olmadığına eminim. Ben de böyle senin sunumun sırasında biraz şey de düşündüm, yani bu iklim adaleti bir yandan işte uluslararası büyük kuruluşlar tarafından da kullanılan bir kavram. İşte antroposeni mesela eleştirirken insan merkezcilik üzerinden, insan doğa ilişkilerindeki eşitsizlik üzerinden, iklim adaleti mücadelesinde veya tartışmalarında acaba kimin için olduğu, yani burada sadece insan merkezli bir durum mu tahayyül ediliyor ya da bu buna dair ve bunu kırmaya çalışan yaklaşımlar var mı acaba diye düşündüm birazcık. Bir de gerçekten hani Sibel Hoca'nın söylediği gibi, yani bu insan doğa kültür doğa ilişkileri evet çok iç içe, her ne kadar Rönesans'tan itibaren bunlar ayrı bir biçimde indirgenmiş olsa da, işte doğaya kaynak gözüyle veya üretim aracı gözüyle bakılmış olsa da, aslında biz gitgide, yani bu iklim krizi bunu daha iyi anlamamızı sağlıyor, yani iç içe ilişkileri ve ilişkilerin çeşitliliğini. O yüzden sanırım biraz daha sorgulama yapmamız gerekiyor diye hissediyorum ben kendi adıma, doğayla olan ilişkilerde. Yani doğa derken de bitki, toprak, hayvanlar kastediyorum. Bunları eklemek istedim. Belki başka sorular olur. Evet, yani bu çocuk algısı, doğa algısı tartışmaları da ayrı tartışmalar, çok yapılması gereken tartışmalar. Doğanın sadece yaban, uzakta, ötede uzmanlık gerektiren algısı da yüksek. Yani buna yönelik algı da çok yüksek. Öyle. Evet, katılıyorum. Fikrim. Senin doğa oyunları gibi böyle çok tatlı bir alanın da var. Belki bahsetmek istersin çocuklar için. Yetişkinler için de oyun herkes için Yetişkinler ciddi için bir tabii. meseledir diyerek. Ya bir derdim bu işte bu şeyleri kırmak. Doğanın uzakta bir yerde olduğu algısı, canlıların sadece isimlerini bilmekle tanış olunmayacağı başka türlü tanışıklık nasıl olur? Her yerde biz doğayız gibi o karşılaşma imkanlarını, alanlarını açabilmek için kurduğum bir oyun. Başka oyunlar da var tabii ki. Farklı duyulara yönelik. Mesela doğayı öğretmek ya da doğa farkındalığını hiç orada değil. Oyun arkadaşlığı yapma
üzerine kurgular kurduğum bir şey. Çok teşekkür ederim. Evet, bir böyle etik ilkeleri olan, her mevsim açtığımız, her yaş grubundan insanın katılabileceği ve farklı bölgelerden tanımadığımız insanlarla ortak bir mesele üzerine birlikte bir oyun oynayabilir miyiz sorusu sordum. Oyun oynadığımızda 5 yıldır bir şey. Çok keyifli buluyorum çünkü bana da çok şey öğretti ve güzel bir topluluk oldu bir şekilde. İlk çıktığı dönemde de çok kutuplaşmanın yüksek olduğu bir dönemdi Türkiye için. 2015 dev kutuplaşmalar vardı ve bu oyunla onların kırılıp konuşabilme, bir arada olabilme halini görebilmek de bana çok iyi geldi, iyileştirici geldi. O yüzden de beklerim. Hazine dediğimiz, doğadan öğeler topluyorsunuz ama koparmadan, ilkeleri var. O bile aslında bir mesele oldu sonra. Herhangi bir şeyi, doğa öğesini bulunduğu yerden kaldırıp başka bir yere verme hakkına sahip miyiz sorusu çok sorduk mesela. Çok kıymetli sorular bunlar bence. Şimdi kendimiz yapıp fotoğraf çekip mektupla o deneyimimizi paylaştığımız bir oyuna dönüştürdük. Önceden kutu hazırlayıp bayağı nadire kabinesi gibi mini bir doğa müzesi kutusu hazırlayıp birbirimize yolluyorduk. Şimdi onu tamamen ortadan kaldırdık. Onu dijital platforma çektik. Yine güzel oldu yani. Öyle yani, benim oyun arkadaşlığıyla derdim o. Çok fazla program uyguladım, kullandım, yaptım, geliştirdim müfredat içerisinde ama müfredatın kendisi bu ikilikleri güçlendirdiği için çıktım oradan. o alandan çıkmak istedim ve oyunla arkadaşlık yapalım dedim. Çok çok güzel görünen bir şey gerçekten. Armağanlaşma biçimi. Evet. Sanırım herkes biraz yoruldu. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz. Son tamam. Kez isterseniz söz almak isteyen varsa sormuş olayım ve yoksa da herkese teşekkür ederiz. Yine ben seni sonra yanıtlarım. Düşüneyim biraz üstünde, nasıl hissettiğimi anlamam lazım. Sonra seni yanıtlarım, postayla yanıtsız kalmasın. Gökçe'ye